Bir de şeyi dinlemenizi isterim. Ben çok istifade ettim. Veya 8'dir veya 9'dur. Vefa. Vefa dosta ah baba falan değil. Allah'a değil. İlk önce kendine nasıl vefasızlık oluyor? Çok hoş bir şey. 15-20 dakikalık bir ders. Bir dinleyin yemek. 13 dakikalık. Evet. Ehli delalet ise nefsin ve hevanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muktezatıyla birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddet ittifak ediyorlar. Yani ehli dünya var ya, akıbeti görmüyorlar tabii. Körler ya bunlar. Hemen bir basit lezzet için hemen birleşiyorlar. Biz ise... Hemen böyle peşin lezzet için. Biz yani. Arkadaşlar, biz ahiret, ustad öyle diyor. Biz dünyayı dostluk edilmiyoruz. Vallahi billahi tallahi hepimiz ahirette beraber olacağız ya. İnşallah. He ya, ne yapıyor ki basit dünyevi bazı şeylerle, beşeriyetimizin iktizasıyla, günahlarımızla ucuza ve çabuk birbirimizi terk ediyoruz ki bak. Bu iki tane, ucuz ve çabuk. Biz ahirette beraber olacağız ya. Yani önce gittim sonra gittim. Ne fark eder arkadaşlar? Buraya bu dershanesine önce gelen var. En son Yasin mi geldi? İlk önce kim geldi? Daha mekan sahibi değil. Ondan sonra kim geldi? İlk gelen gafurdan sonra Yasin. Boştu. Erdinç abi, Erdinç'ten sonra ben, sonra Fatih. Ha, Erdinç nereye gitti? Ha, anladım. Ha, şurada. Şimdi bak, niçin söyledim biliyor musun? Bunu niye söyledim? Bu kabir de öyle ya. Birimiz önce gideceğiz, birimiz sonra gideceğiz. Aynı yere gideceğiz. Hı-hı. Aynı yere gideceğiz kardeşim. Siz biz ne yapacağız ki? Ben siz orada ne yapacaksınız ki? Ahirete gideceğiz derken abi, cennet cehennem ayırıyorsunuz değil mi? Tabii canım. Hayır, cennet cehennem, bizim cehennem ayrı, bizim cennete gideceğiz hepimiz. Ayrıca gideceğiz, tamam, onu biliyorsun. Çünkü Allah böyledir benim Rabbim. Allah değil, benim Rabbim böyledir. Benim dostlarımı benden ayırmayacaktır. Allah. Beni de onlardan ayırmayacak, onları da benden ayırmayacaktır. Çünkü ben dünyada onun rızasından başka rıza takip etmedim. Ölüme dahi olsa. Öleceğimi bildiğim halde özür diledi de boyuna eğmedim. Sırf onun rızası için. O bana kızar diye. O zaman ben de ondan bir şey istiyorum. Ya Rabbi, dostlarımı benden, o dostlarıma da beni, onlardan beni, benden de onları ayırma ya Rabbi. Ya biz latife yapamıyoruz. Biraz böyle derste latife yapalım. Devam etsin. Etmesin abi, dur ya. Biraz latife yapalım abi. Evet. Adını söyleyeyim. Bir dakika. Hasan abi bana demişti ki bir derste, çok tesir etmişti bana ama. Herkesin mükellefiyle onun tanıdığı birisi olarak gelecek. Ya da hayatının bütünlüğünü çorba yap. Sırf o sana gelecek. Döndü. Ben de kalbimden diyordum ki bana Hasan abi gelsin. Döndü dedi, Gafur sana da ben geleceğim. Allah'a ekber. Ya ondan sonra her gördüğünde çıtık atıyorum kendime. Acaba bu esas mı diye. Mesela ben bir ders bize vereceği zaman sıkılıyorum bazen. Dershanedeyim ya. Yani beşeri böyle şeyler yok bildiğimiz. Meşru helal şeylerimiz olmayınca. Biz de sıkılıyoruz yani böyle. Beşeri şey var, sıkılıyoruz. Bazen böyle bir ustad, bazen bir X, bazen bir. Bazen de gündüz ortası, inan Allah, yemin ederim, böyle bir ses böyle ya. Dershanede böyle. Talep ediyorum bir şeyi, ses de cevap veriyor. Allah. Bir garip ya. Garip bir dünya. Yani niçin duygulandım? Yalnız değiliz. Yalnız bırakmıyor hiçbir zaman. Bunu Allah yaptırıyor. Yani bir ses geliyor. Yani aynı böyle ya. Volta atıyorum, çözmeye çalışıyorum yani. Dershanede bırakıyorum kalemi. Çözemiyorum. Volta atıyorum böyle. Böyle. Ürküyorum. Ürkeliyorum yani. Ama korku diye çok güzel oluyor. Böyle bana şey veriyor böyle. Yalnız değil. En kuvvetlisi hapiste olmuştu. Bizzati ustad. Sabırlı ol. Acele etme. Sabırlı ol.
Ama keşke demeseydi konu şeyi, sitemimizi. İsa aleyhisselam Allah'a dedi ya. Çarmıha şey yapacak, sonra onu değiştiriyorlar formatı ya. Allah'a şöyle dedi. Bozulmuş Tevrat ve İncil'de de yazıyor. Ya Rabbi beni niye bıraktın? Beni bunların eline niye bıraktın? Dedi. Dedim, herkes şey, Müslümanlar bize zarar verdi diye, böyle niye söyledin diye. Müslümanlar düşman. Malum kesim düşman. Hiç kimse dost değil ya. Bütün dünya kopuyor, herkes aleyhimde. Bütün, yani kimsenin psikolojisi dayanmaz ya. Bütün dünya vesaire. Yani bir sıkıntının portresini çizdim de boşuna gelmiyor tabii hocam. Sonra öyle dedim yani. Öğle namazında, gündüz ortasında namaz kılarken böyle ağlayarak beni niye bıraktınız dedim. Yoksa siz de onlar gibi mi düşünüyorsunuz? Onu dedim biliyor musun? Yani dışarıdakiler gibi zarar verdiği hizmete, İslamiyet'e denmemesi gerekiyor falan. Oysa ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı, peygamberin hayatı, ustadın, eski ustad ve Risale'deki aksiyon ustad, hepsi ortada. Ya ben yanlış mı yaptım? Ya Rabbi beni niye bıraktınız? Derken böyle ustada böyle şey var, böyle naz var diyelim. Sabırlı o. Sabırlı o. Sabret. Sabırlı o. Böyle bir cesaret geldi. Bütün böyle şeyler göğsüne geliyor bombalar, bütün sıkıntı düşüyor, geliyor, sönüyor. Hani sıcak bir yere kar tanesi düşer de söner ya. Ben bir sen şey anlatmaya, kendi şaşa, tobestol, öyle bir derdim yok. Kendimi Ahmet Mehmet'i anlatma derdim yok. Yalnız değiliz demek istiyorum. Anladınız mı? En dertli, bodrumda dahi olsanız yalnız değilsiniz. Değilsin. Bir kere Allah'ım var. Ben ona Allah'a dedim zaten. Ya Rabbi bunları eline beni niye bıraktınız? Yanlış mı yaptım yoksa? Ya Ustad beni niye bıraktınız? Ondan sonra sabırlı ol. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Dedi. Dedikçe üstümden böyle pompayla basmışlar diye sıkıntı böyle. Yani bütün şey. Sabırla falan hepsi gitti. Ulan bütün dünya gelse kaç para eder var ya, kürüyorsa o bomba olup patlasa. Göğsüne geliyor, sönüyordu ondan sonra. Ondan sonra bir tahammül verdi. İnsan acizdir diye. Niye böyle? Acizdir de insan acizdir. Yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Gizli bir mutasarrıf-ı zat, nazar-ı dekaiki aşinası ile her halimize nazar ediyor. Böyle inanmak, böyle bilmek bize yetmez mi ya? Allah her şeyime muttali. Keyif veriyor. Bazen konuşur, ne olur yani de kimse yokken. Ben birisi olursa şey yapmayın çünkü deli derler. Tamam, kafa yedi derler. Ya Rabbi, Allah ile konuş inan ya, ne olur konuş. Allah rızası için. Ya Rabbi, sana sorulmaz nasılsın da. Ya Rabbi, ya bunu istiyorum ya, bunu nasip etsen bana ya. Bazen nasıl şey var. Ya Rabbi bunu istiyorum, verir misin yok. Bunu istiyorum ya. Senin için bir şey değil, bana bunu ver. Ama sonra verince de pişman oluyorsun çoğunlukla. Çünkü onu yapmayın. Verdiği zaman ya Rabbi, evet haklısın, vermemek değil ama mahcup değil. Hadi bakalım, sana 15-20 dakika fazla vereceğiz. Biz gerisi yaptık. Tamam, şimdi devam ediyorduk o yerden kaldığımız yerden.